Merhaba çocuklar. Bu videomuzda hem arıları öğreneceğiz hem de arı türleri nelerdir, arılar doğanın dengesi için neden çok önemlidir gibi soruların yanıtlarını bulacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Arı vız vız şarkısını çok seviyorsunuz değil mi? Gerçekten bu şarkıdaki gibi arılar etrafta bol bol dolaşırlar. Ve dolaşırken sadece bal üretmez, aynı zamanda da çiçeklerin ve yediğimiz meyvelerin tohumlanmasını sağlarlar. Bu nedenle doğanın dengesi için çok çok önemlidirler. Bal arıları. Bal arıları sarı renkli olur ve kahverengi şeritleri vardır. Bu arı türünün tüylü bir gövdesi ve kanatları vardır. Bal arılarının kocaman gözleri ve altı bacakları olur. Onlara çok yaklaşırsanız iğneleriyle sokabilirler ve bu çok acıdır. Onlar arı kovanı denilen yerlerde bir arada yaşarlar. Her kovanda bir kraliçe arı olur ve salgıladığı bir kimyasal madde vardır. Kovandaki bütün arılar bu maddeyi kraliçeden alırlar. Yani kraliçe ile aynı kokuya sahip olurlar. Bu madde sayesinde aynı kolonideki bütün arılar birbirlerini kolaylıkla tanırlar ve yabancı bir arı geldiği zaman onu hemen tanıyabilirler. Bal. Bal arılar tarafından çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından alınarak yutulan nektarın arıların midesinde kimyasal değişime uğramasıyla oluşan çok faydalı bir besindir. Arılar uçarken çiçek polenlerini de dağıtırlar. Böylece tohum ve meyvelerin üretilmesini sağlarlar. Arılar bu görevleri nedeniyle dünyamız için çok 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 önemli canlılardır. Arı kovanı. Arı kovanı arıların beslenmesi, konaklaması ve bal yapması için hazırlanan yuvalardır. Arı yuvalarının hazırlanmasında en doğal malzeme olan ahşap kullanılır. Çünkü arıların kendilerini güvende hissetmeleri, 4 mevsim rahat bir yaşam alanına sahip olmaları için ahşap en uygun malzemedir. Arıcı. Arıcı, arı kovanlarında bal arısı yetiştirip bakımını yaparak bal, bal mumu, arı sütü ve diğer arı ürünleri elde eden kişidir. Arıcılar arılar sokmasın diye özel bir kıyafet giyerler. Kraliçe arı. Kraliçe arı genellikle bal arısı kolonilerinde görülen yetişkin dişi arıdır. Genellikle bir kolonide tek bir kraliçe bulunur ve kolonideki arıların çoğunun annesidir. Kolonideki işçi arılar tarafından larva halindeyken seçilir ve büyüyene kadar arı sütü ile beslenir. İşçi arılar. İşçi arılar bir arı kolonisinde bulunan bütün işleri yapan çalışkan dişi arılardır. İşçi arılar kolonide inşaat, temizlik, bebek bakımı, savunma, polen ve nektar toplama işlerinden sorumludurlar. Bir kolonide yaz aylarında 80 bine yakın işçi arı bulunabilir. Kışın bu sayı 20 bine kadar düşer. Erkek arılar. Erkek arılar veya diğer adıyla dronlar. Evet, drone ismi drone arılarından gelir. Dronlar kolonilerde tek görevleri ana arıyla yani kraliçe arıyla çiftleşmek olan bal üretmeyen arılardır. Bir kolonide tamamı dişi olan işçi arılara kıyasla az sayıda, genellikle 300-3000 arası erkek arı bulunur. Ve erkek arıların iğnesi yoktur, bunu biliyor musunuz? Yalnız arılar. Evet, yanlış duymadınız. Bildiğimiz gibi arılar koloni halinde birlikte yaşarlar. Ancak bazı arı türleri tek başına yaşar ve onlara yalnız arı denir. Eşek arıları. Eşek arısı veya Vespa. Türkiye'deki en yaygın türü sarıcı olarak bilinen Avrupa eşek arısıdır. Gövdesi kızılımsı sarı ve siyah çizgili olan eşek arıları oldukça iri yapılıdır. Eşek arıları ağızlarındaki dişleriyle ısırır. Ancak zorda kaldığı zaman iğnesini batırır. Bu iğne zehirlidir. Sokması çok ağrı veren eşek arısının zehiri insanda ağır alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Eşek arıları bal yapmazlar. Arı dansı. Önceden iyi bir kaynak keşfetmiş olan bir arı, kovana geri döndüğünde diğer arıların yanına koşup onlara müjdeli haberi verir. Ancak arılar konuşamadıkları için bunu bazı hareketler yaparak anlatırlar. İşte buna arı dansı denir. Bal peteği. Petek, arıların çiçek polenlerinden elde ettikleri balı depolama ve yumurtalarını barındırma yeridir. Şekli en az malzemeyle en çok yer kullanmak için en iyi şekil olan altıgendir. Evet çocuklar, bu bölümümüzde arılar hakkında yeni bilgiler öğrendiniz. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz.
Hoşçakalın.